Esselamu Aleyküm sayın seyirciler, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Korla'da bir aileden 8 masum tutuklandı. Doğu Türkistan'ın Korla şehrinde bir aileden 6 kadın 2 erkek acımasızca uzun müddetli hapis cezasına mahkum edildi. Bilgilere göre Korla şehrinde yaşayan Melikizat Ahmet 20 yıl, Zahra Mehmet 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Milli duyguyu tetiklemek, kamu düzenini bozmak, halkı kin ve nefrete sürüklemek suçlamasıyla şu an Sancı Kadınlar Hapishanesi'nde tutulduğu öğrenildi. 6 kadından Patigül Mehmet 7 yıl, gelin Bostan İbrahim 19 yıl hapse atıldı ve birinin suçu başörtüsü takmak, diğerininki ise evinde dini faaliyette bulunduğunu itiraf etmemek olduğu belirtilirken şu anda Sancı Kadınlar Hapishanesi'nde olduğu aktarıldı. Aile büyüğü 7 çocuk annesi 78 yaşındaki Helcem Puzzle hanımefendiye 17 yıl hapis cezası verildiği gerekçeler arasında vaaz dinleme ve dini faaliyetlere meydan hazırlama suçlamasıyla şu an Sancı Kadınlar Hapishanesi 4. bölüğünde tutulduğu bildirildi. Keyfi olarak tutuklanan 6 kadının ailesinden şu an İstanbul'da yaşayan gelin Kifaya Yakup hanımefendinin bildirdiğine göre ailesinden suçsuz yere tutuklanan 8 kişi olduğu ve bunlar arasında eşi Mahmut Mehmet, kayınbiraderi Musacan Mehmet'in sözde terörle mücadele kapsamında ömür boyu hapse alındığı ve yengesi Zohragül Hudaberdi'nin ise teröristlere yardım ve yataklık etme suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, ancak Çin'in bilgi ablukası nedeniyle yakınlarının nerede tutulduğu ile ilgili hiçbir haber alamadığını söyledi. Bilgilere göre 2017'de tutuklanan aile üyelerinden 6 kadının hepsi ev hanımı olduğu iddia ediliyor. Çin'den Dünya İmamlar Konseyi'ne ahlak dışı saldırı. Çin'in propaganda ajansı Küresel Televizyon A Global Times, geçen hafta Dünya İmamlar Konseyi'nin Pekin Olimpiyatlarına boykot etme çağrısı hakkında sahte bilgilerle dolu bir haber yayınlamıştı. Dünya İmamlar Konseyi'nden Çin'in yalanlarına karşı reddiye geldi. Çin rejiminin geçtiğimiz hafta Global Times'ta yalan haber taktiklerine başvurarak olimpiyatları boykot eden kuruluş, "Biz Dünya Uygur Kongresi tarafından kandırıldık" başlığıyla bir yalan haber servis ederken, konseyin dünyada hiçbir nüfuzu olmadığını ve içinde yasa dışı oluşumların söz konusu olabileceğini iddia ederek etik olmayan ahlak dışı bir üslupla Dünya İmamlar Konseyi'ne saldırdı. Yalan haberlerde Irak merkezde olduğu üne sürülen Uluslararası Arap Haber Ajansı adında bir uydurma organ muhabirinin Dünya İmamlar Konseyi Başkanı Muhammed Bakir'le röportaj yaptığını ve Dünya Uygur Kongresi'nin talimatıyla ilgili açıklamayı yayınladığını ve kendilerinin Dünya Uygur Kurultayı tarafından kandırıldığını itiraf ederken fırsat olursa olimpiyatlara katılmak istediklerini söylediği aktarılıyor. Çin'in bu hileyle Dünya İmamlar Konseyi'nin imajını kötülemeye ve dikkatini başka yöne çevirmeye çalıştığı aşikar. Dünya İmamlar Konseyi dün Çin'in yalanlarını şiddetle kınayan bir bildiri yayınladı. Çin'in resmi medyası Global Times tarafından servis edilen yalan haberdeki Konsey Başkanı Muhammed Bakir El-Budari'nin ziyaretine ilişkin bilgilerin tamamıyla uydurma olduğu ve Şeyh El-Budari ile hiçbir ajans veya gazetecinin konuyla ilgili görüşme gerçekleştirmediği, boykot çağrısının Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yapılan soykırım sebebiyle zalim Çin tarafından düzenlenecek Pekin Olimpiyat Oyunları'nın İslam dünyası olarak boykot edilmesi gereken husus olduğunun altı çizildi. Konsey tarafından yapılan açıklamada yine sözde Uluslararası Arap Haber Ajansı'nın gerçekte var olmadığı ve uydurma ajansın Dubai'deki ünlü Al Arabiya kanalının adını ve logosunu yasa dışı olarak kullandığı belirtildi. Uluslararası İslami bir örgüt olan Dünya İmamlar Konseyi bir ay önce Çin'in Uygurların tüm haklarını ihlal ettiğini belirten bir bildiri yayınlayarak Pekin idaresinin Uygurlara karşı soykırım yaptığını ve Pekin Olimpiyatlarına katılmanın haram olduğunu, besbelli Çin rejiminin soykırımı gizlemek amacına hizmet etmiş olacağını belirterek
tüm organizasyonları Pekin kış olimpiyatlarını boykot etmeye çağırmıştı. Dünya İmamlar Konseyi, dünyanın dört bir yanındaki akademisyenlerden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur ve şu anda 1300'den fazla üyesi bulunmaktadır. Doğu Türkistanlı ulemalardan Doktor Alimcan Buğda ve Turguncan Alaüddin de Dünya İmamlar Konseyi'nin danışma kurulu üyesidir. Çin'den Türk Cumhuriyetlere 500 milyon dolar hibe sözü. 28 Ocak 2022'de Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, bu hafta başlayacak olan Pekin Kış Olimpiyatlarına 25 yabancı devlet adamının katılacağını duyurmuştu. Listede sadece 25 yabancı devlet lideri ve kraliyet ailesi mensubu yer aldı. Ve gelişmiş batılı ülkelerden neredeyse hiçbir devlet lideri açılışa ilgi göstermezken, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan cumhurbaşkanlarının listede yer alıyor olması göze çarpıyor. 25 Ocak 2022 tarihinde Çin ve 5 Orta Asya ülke liderleri diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümüne özel video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti. Çin devleti Komünist Parti lideri Xi Jinping'in zirvede yaptığı konuşmaya ait Çin Halk Cumhuriyeti Merkezi Hükümeti'nin resmi internet sayfasında yayınlanan metinde Pekin yönetiminin gelecekte 5 Orta Asya ülkesine büyük miktarlarda yatırım sağlama sözü verdiği dikkatlerden kaçmadı. Hemen ertesi Dışişleri Bakanlığı 5 ülkenin devlet başkanlarının Pekin Kış Olimpiyatlarının açılış törenine katılacağını duyurması, Çin'in Türkiye Cumhuriyetlerine olimpiyatlara katılmaları karşılığı mali destek sağlama sözü mü verdiği sorularını akla getiriyor. Söz konusu metinde şu ifadeler yer aldı. 2022 yılında Çin, Orta Asya ülkelerine 50 milyon doz aşı yardımı sağlayacak ve ihtiyaç sahibi ülkelerde geleneksel tıp merkezleri kuracak. Gelecek 3 yıl içinde Orta Asya ülkelerine 500 milyon dolar karşılıksız yardım sağlayacak. Gelecek 5 yıl içinde 5 Orta Asya ülkesine 1200 devlet bursu sağlayacak. Gelecek 5-10 sene içinde Çin şehirleriyle Orta Asya ülkelerindeki kardeş şehirlerin sayısı 100 çifte çıkarılacak. Dışişleri Bakanlığı'nın 26 Ocak 2022 tarihli olan basın toplantısında bir muhabir, dün Çin'le 5 Orta Asya ülkesi arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünde düzenlenen çevrimiçi zirvede 5 Orta Asya ülkesinin başkanlarının hepsinin gelecek hafta Pekin Kış Olimpiyatları açılış törenine katılacaklarını dile getirdiğini öğrendik. Dışişleri Bakanlığı bunu doğrulayabilir mi diye sordu. Sözcü Zhao Lijian bu soruyu Orta Asya ülkeleri Çin'in iyi komşuları, iyi dostları, iyi ortakları ve iyi kardeşleridir. 5 Orta Asya ülkesinin devlet başkanları Çin'in Pekin Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmasını desteklediğini ve sporun siyasallaşmasına karşı olduklarını dile getirdiler. Çin, Pekin Kış Olimpiyatlarının açılış törenine katılmak ve büyük etkinliğe birlikte tanık olmak için 5 Orta Asya ülkesinin devlet başkanlarını sıcak bir şekilde karşılıyor şeklinde yanıtladı. Bilindiği üzere bu hafta Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatlarına karşı Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Birleşik Krallık, Kanada, İskoçya, Kosova, İsviçre, Danimarka, Japonya, Almanya ve Yeni Zelanda doğrudan veya dolaylı bir şekilde insan hakları sicili oldukça bozuk olan ve işgal ettiği Doğu Türkistan'da sistematik soykırım, insanlığa karşı suç işleyen Tibet ve Hong Kong ve İç Moğolistan'da insan hakları ihlallerine imza atan Çin rejimini boykot etti. Gözlemciler, tek sevincimiz soykırım olimpiyatları listesinde Türkiye'miz yok. Ama her ülke gibi Türkiye'de sporcularını gönderiyor. Sporcularımızdan ellerini kaldırıp umudu ve dayanışmayı, Uygur soykırımını simgeleyen hilal işareti yapmalarını ve göğe bakmalarını talep ediyoruz. Zira Çin hiçbir hak ihlali işlemiyormuşçasına zulme devam ediyor. Tüm dünya olimpiyatları izlemek üzere gözlerini Çin'e çevirmişken, Uygurların yaşadığı baskıları gündeme getirmek için herkesi üzerine düşen görevi yapmaya davet ediyoruz yorumunda bulundu. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.